soru kartını elinize aldınız hocam. Neymiş o soru? Onu, size gelen soru da çok manidar olmuş. Hiç gelmemişti daha önce. Bazı insanlar neden ırkçılık yapar diye. Neden? Herhalde Kont Gobineau gibi ahlaksızları okuduklarından yapmazlar yani. Irkçılık çok yapılmadı mı ama hala da devam ediyor. Yapılıyor, sebepler kendine göre var. Yani mesela adam oturuyor Paris'te kötü banlieue semtinde. O zamanlar telefon yok mesela, şimdiki gibi değil. Hı hı, yani çok mu? Yakın zamanlar bu. Hemen düzelt. Ondan sonra efendim orada oturuyor. Telefon kulübesine gidiyor. Biz Cezayirli ya da Afrikalı bir telefonu meşgul etmiş. Bu telefon edemiyor arada. Peki. Ya işte onun gibi olaylardan. Bu sebep mi ırkçılığa yani? Ya alt tabaka yapıyor çünkü. Alt tabaka yani ırkçı teoriler okuyarak falan yapamaz yani. Evet, çalışan sınıfı. Ya yaşamının içindeki güçlüklerden işsiz kalıyor. Bilmem ne oluyor. O onun işi kaptığını düşünüyor. Çok daha büyük sebeplerden böyle büyük hareketlerin başlatıldığını umardım ama. Efendim evet, değişik bir başlangıç olmuş oldu. Niye? Çünkü konuğum hocaların hocası İlber Ortaylı olunca, 29 Ekim'inde 99. yılını kutluyor olunca ben evin sahibi İlber Hoca olsun istedim. O nasıl istiyorsa öyle başlayalım. Öyle akıp gidelim tarihin sayfalarında istedim. Çok kıymetli bir isim İlber Ortaylı. Birbirinden kıymetli 26 tane eseri var. Hangisinden başlayıp devam edeceğiz bilmiyorum. Hocam öyle. Ben sizin bu serinizi çok seviyorum. İnsan geleceğini nasıl kurar ve bunun devamı niteliğinde benim için olan seriyi çok seviyorum. Ama tabii ki bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bence... yapılmış en güzel biyografi kitaplarından biri kitabınız. Bunun üzerinden Cumhuriyet'i kutlayalım istedim sizinle. Müthiş bir eser bu. Hmm. Yani Atatürk'le ilgili çok kitap yapıldı ama hiç bu kadar farklı açılardan bakıp... Aa, çok teşekkür ederim. Biraz etrafıyla bakmaya çalıştım, o kadar. Yani zamanıyla, zamanın içinde. Bütün mesele o. Yani peki o... zamanın içinde bakmak gerekirse hemen tabii notlarıma dönmek istiyorum. Mesela ilk bölüm 80'li yılların gençlerine bir bakıyoruz değil mi? Orada evet. Ne oluyor? Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yaştaşlarından farklı olma hali. 1880'li insanlar, bilmiyorum 1980'liler ne yapacaklar. Başladılar bir şeyler yapmaya ama... çok göze çarpacakları bir dünya olmadı herhalde. Çünkü sulh zamanı oldu. Dünyada rutin yokluklar oldu. İki can harbi yaşamadılar en azından. Evet. Yani 1880'liler işin şakası yok. 2020'de... bir cihan harbi yaşamışlardı. Öyle bir felaket olmadı Allah'a şükür. 1880'in gençliği bu Avusturyalı, Rus'u. İşte doğmuş bir yerde, St. Petersburg'da veya Saratov'da asker olmuş. Gitmiş şeye mesela, Orta Asya'daki bir tümene falan. Nedir hayat peki? Orijinal bir takım şey görüyor imparatorlukta. 1880'in genci, Makedonya'da doğmuş. Ne oldu? Bu aynı mı yaşadı bunlar? Yaşamadılar. Birdenbire ama her biri 1914'te savaşa girdi bunların bir rütbeyle. Ona girene kadar Avusturyalı işte rutin Kuzey İtalya'da, Macaristan'daki görevlerden geldi. Birbirine benzeyen bir hayat, benzeyen dekor. Rus daha değişik bir o şeyden, ortamdan çıktı. Kafkas'tan, Orta Asya'dan, Baltıkum'dan diyelim. Ama harp görmedi doğru dürüst. Bir Japon seferi var, hepsi bu. Türk'ün neler gördüğünü düşünsene. Birbirinden ne kadar farklı ortamlarda neler yaptı. Balkan'da çetelerle çarpıştı. Yemen'de ayaklanmayı bastırdı. İsmet Paşa'nın olduğu gibi birinci orduda. Öbürü gitti Balkan şeyde, Trablusgarp'ta artık savaşa başlamıştı. Arada bir Balkan Savaşı oldu. Çok farklı coğrafyalarda 1914'de tecrübeli
genç yaşta yaşlanmış bir general olarak neredeyse girdi. Bunlar farklı. Evet. Bu dünyayı çizmek lazım. Yani insan nasıl yetişiyor? Nerede, ne kendi şartlarda? Kendi iç dünyası, kendi muhiti içinde nasıl yetiştiği falan mühim değil. Yani bunların üzerinde durmak. Yani globalden mi bakıyoruz biz? Nasıl bir dünyaya doğduk ve gençliğimiz hangi döneme denk geldi? O dünyada yaşamıyor. Yani o dünyanın lisanlarını öğreniyor. Ataşe militer oluyor, gidiyor. O düşünecek bir şey. Yani şimdi buralarda şey yapan bir adam düşünüyorum ben. Bu adamcağız, genç adam... ne yapar mesela diye düşünüyorsun, bu Türk ataşe militeri hiç de öyle farklı bir şey yapmamış. Gittiği yerde Berlin'de, Londra'da veya Roma'da işte lisanlar biliyor, ne yapılacağını belli, harbin kuralları belli, meslektaşlarıyla neler konuşacak belli. Sürpriz bunların değil hepsini mi yani? Anlamış. Sürpriz bize oluyor. Bizim tanıdığımız adam orada sivrilebiliyor mesela. Enver Bey'i düşün yahut Mustafa Kemal Bey'i Sofya'da düşün veya şimdi ismi artık bizde geçmeyen tarihimizde başka komutanları düşün. Gitmiş bunlar yani Berlin'de gidiyor mesela adamın birisi ataşe militerlik yapıyor veya Viyana'da Fransızca biliyor, üstüne Almanca biliyor falan böyle. Herkes kadar parlak olabilir, bazen herkesten daha parlak. Türk sabiti böyle yetişiyor. Onun için bu ortamı belirtmek lazım. Batı diyorsunuz. Baktığınız zaman Batı'da, bizim bildiğimiz Batı'da çok az bulunmuş. Ama bir yerlerde bulunmuş ki o çok önemli. Batılılaşan Balkanlar. O dönemde bulunmuş. Tabii yani işte orada gördükleri daha önemli. Çok daha etkiliyor onu. Yani operayı adam Scala'da dinlemedi. Sofya'da dinledi ama daha etkileyici. Scala'da dinlese bu kadar etkilenmezdi. Hayır, yani çünkü dönüşüm olan bir yerde. Derdi ki muhteşem bir şey. Vah, biz bunu nasıl yapalım falan derdi. Ama bir tarafta görünce başka bir şey yapıyor. Yani bu adamlar bununla bir yeri geliyorlar diyor ve bu yapılabilir diyor. Bitti bunu dediği an değişti bu iş. Yani bize göre o bu kadar... O zaman 1930'da operayı kurmaya kalkıyor Türkiye'de. O zaman şunu mu anlıyorum? Bana göre çünkü çok ileri görüşü olan bir adam. Hala konuştuğumuz hala aslında bir lider. Hala var, evet. Ben bunun büyük bir zeka unsuru olduğunu düşünürken Hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok. Evet ama işte... sizin söylediğiniz şey de çok anlamlı. O zeka doğru yerlerde doğru yani, kültürü tabii bulmuş olmalı. Doğru yerde kültürü buluyor ve o doğru yerdeki tesadüfler, doğru yerdeki bulunmalar, doğru yerde önüne çıkan şeylerin mütalaa biçimi ona yeni bir ruh kazandırıyor, yeni bir atılım veriyor. Etrafındaki insanlar da öyle, tek başına değil yani adam, yani böyle oturup da Don Quixote değil. Tek başına onunla kalmıyor. Evet. Yanına gelenler Sancho Pancho değil, ona yakın insanlar oluyorlar. Yani öyle bir durum söz konusu. Bu biyografileri birlikte bakınca da görüyorsunuz bunu. Yani. Ama bu sadece bir biyografi değil. Atatürk'ün dönemine de çok garip bir bakış açısı. Enteresan. Evet, bizim dünyamız açısından bakmak lazım buna. Evet. Bu önemli. Nedir bunların temas ettikleri dünya ve nasıl bir dünya? Biz onu pek iyi tanımıyoruz. Halbuki o çok ilginç. Evet. Hem bir ilk görüşte sana zavallı gibi görünüyor. Yani Sofya, Viyana değil. Ne bileyim Atina'da Berlin değil. Orada Roma ve Paris olan yer yok Balkanlarda. Şam değişmiş ama ne olmuş yani değişmişti. İstanbul'un kendi de değişiyor ona bakarsanız, o da Londra değil. Fakat oralarda başka bir şey var hareket halinde. Onu yakalamak lazım. İlk bakışta düz olarak baktığınız zaman belki ümitsiz bir fark şeysi görürsün, skalası. Ama daha derinden baktığın zaman çok ürkütücü. Aynı başkaları için ürkütücü, bir başkası için de çok çarpıcı, saygı uyandıran bir dünya görüyorsunuz böyle. Kolay değil, değil mi, gidip gelme, onu karşılama.
Bu bakımdan ben üzerinde çok duruyorum ve size şunu söyleyeyim. 19. 20. yüzyılın Türk'ü bir bakıma bugünkü Türk'ten çok daha derinlemesine düşünmeyi bilen, etkilenen, etkilendikten sonra akıllıca fikir yürütmeyi bilen, daha rasyonel, enteresan insanlar. Daha da entelektüel erkenler. Galiba evet. Değil mi? Ben mesela baktım bir hatırat okuduğum zaman çarpıldım. Mehmet Ziyaeddin Bey var. Mehmet yani vali, mutasarrıflıkla başladı Kudüs'te. O zaman orası bağımsız mutasarrıflık. İşte Yemen'de bulundu, Konya'da bulundu, Selanik'te valilik yaptı falan. Hatıratını yazdı. Güzel bir hatırat. Çok şey görüyorsun. Çok teferruatlı yazıyor. Fakat onun kadar daha enteresan bir şey olur. Karısının Rezan Hanım'ın yazdığı hatırat. Yani aynı yerlerde aynı olayları bir de başka papuçtan dinliyorsunuz. Bambaşka eşinden, bir şey olsa gerek. Yani ama o kadın da başka türlü bakıyor dünyaya. Ben bunu görmek zorundayım yani. Mesela kitabınızda Abdülmecit'le ilgili satırlarda benim çok dikkatimi çekti. Fransızca, Almanca biliyor, mayo giyip yüzüyor, spor yapıyor, resim yapıyor. Bizim son halife, evet. Yani mesela bu hiç halife eşittir böyle bir şey. Benim hiç hafızama yer edebilecek ama sıfatlar işte değil. Ama işte öbür tarafta da tabii bir yanıyla da oturuyor. Ankara hükümetiyle olan ilişki. İlişkilerinde yerini tayin edemiyor. Bir yanda kendi felaketi, kendi yanlış hareketi, jestleri hazırladı. Bu çok manidar değil mi? Evet, nasıl mesela bu kadar aydın ve aslında Atatürk'le çok eş gidebilecek bir idareci, yapıdayken yapı. Yapamıyor çünkü muhitinin içerisinde dünyayı fark edemedi. Yani o önemli, çok önemli. Bunu nasıl anlatabileceğim ben size mesela, nasıl izah edebileceğim daha doğrusu, kusura bakmayın. İnsanlar bulundukları yerlerden bazı şeylere bakıyorlar. Evet. Bakış aletleri, ellerindeki enstrümanlar çok mükemmel olsa bile maalesef oturdukları yerden denize bakışları, onu değerlendirmeleri bu tarafta bulunana göre farklı, çok farklı. Doğru. Yani bu açıktır ve bu Türkiye'de çok önemli bir şey. Bir dönem olmuş, sivil sektör ve askeri sektör iyi kaynamış. Ama sivil sektörün içerisinde idarenin belirli kompartımanlarının da birbiriyle benzer tarafı yok. Yani şunu arz etmek istiyorum. Herhangi bir askerin, bir paşanın kızı bazı halde saraydaki Sultan Hanım'dan daha iyi yetişebiliyor dışarıda olduğu için. Belirli bir okula gidiyor, belirli yerleri görüyor, yabancı dili kullanma imkanı oluyor. Bu çok önemli. Çok. Veyahut aksine hiçbir imkan da olmayabilir. Ama şunu da unutmayın, 19. asrın saraylı hanımına kafeste oturuyor, haremdedir deyip bakıp geçemiyorsun. Çünkü hayatın içine girdiğin zaman görüyorsun ki o 18'dekinden daha farklıdır. Tabii. Ona da yeni bir imkanlar, evet, ve boyutlar çıkmış. Bunları ekolojisini, insan ekolojisini ele aldığınız vakit dönüşüm içindeki imparatorlukta, cumhuriyete geçişte bizim kadrolarımızı neler hazırlamış, buna bakacaksın. Onun için de tabii her insanın kendi yeteneği, kendi zekası, kendi dehası başka bir şey. Ama o deha ve o zeka ile o heder olup gidebilir de orada. Söylediğin şeyler bir yandan gibi, da çölde akan, evet, bir nehir buharlaşır gider bir yerde, değil, evet, mi? Bu niye olmamış? Bunun üzerinde bunun için durdum. Bu çok önemli. Niçin acaba bir İspanyol subayıyla, yani o da bir imparatorluk, onun da işte şurada burada da hala parçaları var. 19. asırdaki Rus imparatorluk subayı aynı adam değil. Niye değil? Çok açık bir şey yani, birbirlerinin dünyaları,
renkleri falan farklı olabilir ama ondan teması çok farklı insan. Söylediğiniz şeyler bir yandan o kadar acı ki, çünkü sırf bakış açısını değiştirmediği için bir sürü kıymet eş zamanlı eş işler yapamamış. Ya. Çok acı aslında bu. Veya toplum onları kullanamamış. Biz mesela evet, birinci fayda Cihan Harbi'nde hakikaten çok fena gençliğimizi heba ettik demeyeceğim ama savunma tekniklerimizi, insanları yerinde kullanabilme özelliğini tanımadığımız yahut hiç itibar etmediğimiz için çok fena harcadık. Yani boşalan okul sıraları, evet, kaybolan hekimlerimiz, mühendislerimiz falan bir daha yerine konana kadar çok zaman geçti. Bu da bize bazı zorlukları izah ediyor. Niçin bu cumhuriyet Anadolu'da her şeyi yeniden düzenlemek, kurmak zorunda olduğu zaman, bu sırf Türkiye'nin problemi değildi. Bütün dünya birinci Cihan Harbi'nden evet, sonra kendini tamir ediyor ama kadrolarını koruyanlar her zaman daha şanslı olurlar yeniden inşaada. Öbürleri olmaz. Çok açık bu. Şimdi bir cümlenin peşinden gideceğiz tabii bugün ama programımızın farklı bir açılışı olduğu için bu cümleyi sizlerle paylaşmayı ihmal etmiş gibi görünebilirim ama hemen sevgili İlber Hocam'la hangi cümlenin peşinden gideceğiz ona da bir ekranlarımızda bakıp hatırlayalım isterseniz sevgili arkadaşlarıma rica edeyim ben. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyor Mustafa Kemal Atatürk. Hemen tabii bu cümlenin peşinden size dönüyorum ve şu soruyu soruyorum. Neden Cumhuriyet? Neden 29 Ekim? Neden 99 yıl önce? Sizce tarihsel olarak olması gerektiği zaman mıydı? Dünya değişti birinci Cihan Harbi'nden sonra. Yani bizim gibi merkezi imparatorluklar için büyük değişim çağı. Avusturya Macaristan yıkıldı, parçalandı. Yeni bir dünya ortaya çıktı. O parçalardan nasıl bir yeni dünya kurdular o tartışılır. Her birinin şartları ayrı. Rusya İmparatorluğu sarsıldı, dağıldı. Yani bugünkü Sovyet dağılması gibi bir şeyin çok daha derini ve anisi olmuştu. Bunlar sonradan bir araya geldiler. O gelişin şartları farklı ve orada çok değişik şeyler oldu değil mi? Ve Osmanlı İmparatorluğu yani Türk İmparatorluğu dağıldı. Böyle uykuya dalıp uyanan, kendine gelen bir ihtiyarın şaşkınlığı vardır. Bakıyorum Türk İmparatorluğu da dağılmış diyor falan. O dağılan imparatorluklardan başka bir şeyler çıktı. Onların parçaları, o parçaların tekrardan dirilişi, bir araya gelişi, gelemeyişi ayrı bir dramaç. Birinci Cihan Harbi sonrası Yakın Doğu ve Orta Avrupa çok enteresan bir olay. Yani incele incele bitmiyor. Çok ilginç. Bütün asırlar boyunca bir arada dondurulan ya belirli bir ananeyle birbirine bağlı görülen bir iç gerilim yaşayan fakat aynı zamanda da bir tutunan bir yapı var ortada değil mi? Çekler herhalde Almanları sevmiyor. Hiçbir şekilde Alman Avusturya'yı ama ayrılmayı düşünmüyorlar. Yani Çek liderleri bile bir federasyonla demokratik bir imparatorluk nizamı içinde gelişeceklerini düşünürken ortalık saçma sapan çıkmış onlara göre. Çok meşhur şey Masaryk yani Cumhurbaşkanı bir resepsiyon veriyor Çekoslovakya'da. Resepsiyonda mahalli toprak lordları, leydileri de var. Onlar Avusturya Almanı. Bir tanesi diyor ki, Excellence şimdi ben ne yapacağım? Çekçe bile bilemem evet, diyor. Evet, nasıl olacak? Ziyanı yok hanımefendi, annem de bilmiyor diyor. İdare edip gideceğiz işte diyor. Aa. İdare edip tabii bilmiyor. Nereden bilecek? Annesi eğitim görmüş. Yani Almanca'yı mutlaka çok iyi biliyor. Hem de Praga, Deutsch konuşuyor ama yeni Çekya hazırlıklı bir anne değil. Oğlu Cumhurbaşkanı. Ben bunu hayatımda gördüm. Yani Profesör Otto Kar Klima, ihtiyar Çek.
Unzar her diye bahsediyor. Ya dedim, bahsettiği yani Hazreti İsa değil, Efendimiz diye bahsetti. Kim bu efendi? Franz Josef tabii. Arkadaşına söylüyor, Profesör Jansky'ye. O Sudet Almanı çünkü. Yani Avusturyalıların güney şeydi, biliyorsun, Sudetler bölgesi Almanca konuşurdu. Çekya'da. Ben ilk kez duyuyorum bunu. Oradan profesör böyle konuşuyor. Bunu her diyor adam. Yani sen düşünebiliyor musun? Eski bir Arnavut'un ya bir Bulgar profesörün böyle Efendimiz diye Sultan Mecid'den, Abdülaziz'den, Vahdettin'den mi bahsediliyordu? Yani Bulgar İhtilal Komitesi'nin beyannamesinde anayasa teklifi böyle federatif ve Sultan Aziz'den Efendimiz padişahımız diyor. Ona göre bir parlamento öneriyor. Bir de kendi Bulgarlığına göre. Ne bileyim ben, Ahmet Sok reisi cumhur olmuş. Reisi cumhur olmuş Ahmet Sok. Sonra kral ilan etmiş kendini. Şimdi Yakup Kadri Bey ona itimatnamesini sunuyor Cumhuriyet'in büyük elçisi olarak. İtimatname takdim edildikten sonra hoş geldiniz Yakup Kadri Bey. Ben deniz sizin diyor, çok sadık okuyucunuzun falan diyor. Muhteşem bir Türkçe, çünkü gazeteciydi adam. Yani imparatorluklar böyle dağılır, yeni şekillenmeler olur. Bu çok ilginç bir şey. Ama bu tam dağılmaya hazır bir zemin anlattığınız. Anlatmaya zemin, ondan sonra dağılınca da böyle olmuş. Benim en son duyduğum Prag Almancası, güzel Almanca yani Avusturya üst sınıfının konuştuğu şeyi Viyana'da değil yani dediğimiz evattan değil. Ta İsrail'de Türk vatandaşı olarak ya yani Osmanlı vatandaşı olarak doğan bir hariciyeci, o zaman hayattaydı tabii bu dediğim kaç yıl evvel. Ve Prag'da duydunuz bunu değil mi? Hayır. Doktor Yafo Osmanlı tabalı bir Yahudi. Tamam. Orada doğmuş, Filistin'de, yeni İsrail'de de hariciye memuru olmuş. Bizi evine davet etti. Böyle birdenbire böyle bir Avusturya usulü çay masası. Eşi Prag Yahudisi, Prag Almancası konuşuyor. Ya en son duyduğum diyalog bu. Yani nefis bir şey. Yani şimdi artık aslında tiyatroda, evet, bile duyamıyorsun, evet, bunu. Yani bunlar çok büyülü tabii, böyle kalıntıları var. Daha sonra nerede duydum bunu? Ondan bir evvel nerede dersiniz bunu? Bizim Osman Ertuğrul Efendi, Osmanlı Hanedanı'nın reisi. Bir kadın geldi bize, Avusturya TV'sinden program yapmıştı benden. Öğleden sonra da hala saraydaymış, farkında değilim. Osman Ertuğrul Efendi yani şehzade sarayı gezdi o gün. Benim odamda dinleniyor. Eşi haremi geziyordu, hı hı, Zeynep Hanım. Dedim ki, bana dedi ki, benim dedi işte dedi. Acaba dedi Zayne Hohayt dedi, asalet mehapları bana bir interview verir mi dedi. Ben de Vartuzim Ali dedim, sordum. Efendim dedim, bu Nemçeli karı sizden interview talebinde bulunuyor, ne diyorsunuz? Gelsin dedi. Kadın geldi, konuştu falan. Bizimki başladı konuşmaya Almanca. Ben de onun kadar Almanca bildiğini bilmiyordum doğrusu. Şöyle bir gerildi, bu da öyle. Çünkü Terezyan'ım da okumuş yani. Çünkü işte bu, yani buydu. İmparatorluğun prensleri, mesela Nesli Şah Sultan'ın babası falan, Potsdam'da askeri okulda okurlar, gelirler, bilmem ne yaparlar. Burada Galatasaray'da, orada bilmem nerede. O da öyle bir Almanca konuşuyor. Ben peki hocam, şaşırdım, duygulandım. Kesin. O kaba saba kadının da gözleri doldu. Zor duyar onu. Peki şunu sormak istiyorum. Cumhuriyet'in ilan edilmesi böyle, evet, bir zeminde.
Ne oldu yani? Çok ben önemli bunun öneminin şey. Altını çizmek çok istiyorum aslında. Bir şey. Bu söylediğiniz çok kıymetli kimse bir dönem. Kimse bu cumhuriyete karşı çıkmaz aklı başında olan. Çünkü bütün dünya öyle. Ne oldu? Cumhuriyet yani ilan edilince ne oldu? İmparatorluk gitmiş yerine kaç tane cumhuriyet gelmiş değil mi? Demin dediğim evet, işte Çekya, bu karmaşanın Avusturya. İçinde. Krallıklar gelmiş. Evet. Yugoslavya gibi hiçbiri de ayakta kalmadı o yapıların, krallıkların. İşte Macaristan Cumhuriyet oldu, olmadı. Tekrar krallığa döndü. Kral yok ortada. Habsburgları getirmek istemiyor. Kralsız bir naip oldu. General Horthy, Admiral Horthy ve donanmasız bir amiral olarak. O devletin diktatörüydü. Yani, peki Atatürk bunu önden mi gördü? Yani Atatürk 29 Ekim'i plan mıydı? Tabii bu? Ki gördü. Çok bahsetmedi hiçbir zaman. Evet çünkü yani hani bu planı anlamıyorum ben bakınca. Yani en yakın dostlarına bile söylemediği neden? Açık. Niye söylesin? Ne lüzum var? Birlikte hazırlanmak cumhuriyete. Yani acaba cumhuriyetçilik yapsa sabahtan akşama kadar Kazım Karabekir Bey'in kendisine çok mu hayran olacağını düşünüyorsun sen 1914'te? Yani Kazım Karabekir Paşa fevkalade aydın, fevkalade bilgili, demokrasiye, meclise, anayasaya falan inanmış bir ama meşrutiyete ama padişah. Yani siz şimdi ona kalkıp da 1910'da, 11'de, 12'de Mustafa Kemal Bey'e Kazım Karabekir'in çok hayran olduğu zamanlar yani o zamandan evet. Beğeniyor onu. Böyle devamlı cumhuriyetten bahseden bir adama acaba ne kadar izlenebilir bulabilirdi değil mi? Bizim paşa konuşmaktan çok düşünmeyi ve susmayı biliyor. Bu çok önemli bir vasıf. Bir de aksiyon alıyor galiba. Aksiyona geçtikten sonra iş ortaya çıkıyor. Yani ne zaman kime ne kadar ciddiyetle bu işi açtı hala bilemiyoruz. Resmi kaydı Müfit Bey'e işte Mazhar Müfit Bey'e defterine not tutmuş Ankara'ya yanaşırken. Ne kadar zaman önce? Ha daha hemen önce. Ankara'ya yaklaşırken 1919 aralığında yaz. İdare Cumhuriyet olacak diye defterine o arada. 4 yıl önce. 1919'da söylüyor. 1919'un sonu işte geldi artık. Sonra 1923'te kuruyor. Evet 23'te 22'de ne olacağı belli zaten. Yani çarşamba ile perşembe hikayesi. Peki ne dünyada yankısı ne oluyor bu meselenin? Hep böyle bizim ülkemizde olan büyük dönemler nasıl görünüyor? Dünyadaki yankısı o zaman o kadar alışmış ki herkes. Atatürk'e mi? Hayır her zaman o kadar alışmış ki. Cumhuriyetler geliyor, imparatorluklar gidiyor falan. Bu kabustan, bu kaostan, bu efendime söyleyeyim, bu sarsıntıdan onlar mı mesul, bizler mi mesul? Bu tartışılıyor. Yani çok ilginç bir şey bu. Ama Türkiye bunu nasıl yaptı? Bir savaşla yaptı. Evet. Yani akşamdan sabah olmadı. Tabii. Yenilginin arkasından bir askeri darbe ve bu yapıldı değil. Öyle bir şey yok değil evet. Mi? Onun için bu beklenen bir şey. Beklenen ne bekleniyor? İki şey de olurdu. Yani paşa gelirdi gene bir askeri diktatorya kurardı. İttihatçıların yaptığı gibi. Yahut Mussolini'nin İtalya'da yaptığı gibi. Veya Franco'nun kral kaçsa da kraliyet devam ediyor ben Kadiyo'yum demesi gibi çok yaygın bir sistem değil mi? Evet. İşte böyle bir monarşinin var olan veya olmayan hükümdarını atfen Horthy gibi biz devam ediyoruz. Ben de bu işi demir bilekle yöneteceğim diyebilir. Böyle bir şey yok. Bundan sistem yürümeyecek. Cumhuriyet ilan edeceğiz diyor. Bu da var. Cumhuriyet de var. Cumhuriyet monarşiyi yıkan insanların bu şekilde tatbik ettikleri bir olay değil. Avusturya'da yerine sosyalistler falan yeniden iktidar olmuşlar devam etmemek üzere. Çünkü temeli kudrete oturmuyor cumhuriyetin. Felsefesi var, ekonomik planı var değil mi? Evet. Avusturya imparator gitmiş, çekilmiş tahttan. Kimler gelmiş? Karl Rennerler falan gelmişler böyle. Sosyalist liderler bir cumhuriyet ilan etmişler. O cumhuriyet bayağı da sosyalist yani Marksist olduğunu iddia ediyor.
ne o kalmış ortada ne Cumhuriyet kalmış. Sonunun ne olduğunu biliyorsunuz. Ha? 20 yıl geçmedi bile. Aynen. İlhak ve Nazizm. Aynen. Şimdi niye? Çünkü temelin yok, kuvvetin yok. Burada var. Buradaki kuvvet nedir? Buradaki kuvvet doğrudan doğruya yeni devlet şeklini kuran, Türkiye'yi kurtaran ve yeniden iktidarı kuran kurulu bir ordu var ve onun etrafındaki bürokrasi var. Bu çok önemli. İşte tam da size bunu soracaktım. Cumhuriyet'in bugüne kadar kalıcı bir halde olabilmesinin evet, bu gücü ne? Neye bağlıyorsunuz diye soracaktım. Eski imparatorluğun teşkilatına yeni zihniyet hakim. Bu kadar önemli bir şey. Ama kalıcı bir zihniyet olması beni çok etkiliyor. Kalıcı zihniyet yani devrinin uygun daha ötesinde bir zihniyet. Bu kadar açık ama onların hepsi eski imparatorluğun generalleri, eski imparatorluğun bürokratları, eski kültürden gelme entelektüeller, yeni dünyayı da tanıyanlar. Orada bir zaaf var, biz tanımıyoruz. Yani bu Türkiye'de güzel bir çalışma vardı bir zamanlar, iddialı bir çalışma, zeki adamdır çünkü. Yalçın Küçük Türk entelektüelinin böyle tarihini ve programını çizmeye kalktı, anatomisini. Bence tamamlanamadı. Yani tamamlanamadı. Tamamlansa başka şey olurmuş. Bilmiyoruz, çok zor çünkü. Yani bu Türk entelektüeli ne? Burada bak ortaya çıkıyor. Nedir bu? Şimdi bu efendime söyleyeyim böyle bazılarının kolayca çizdiği gibi Arapça, Farsça bilen falan, estağfurullah, pek bildiği de yok adamların. Öyle bir meziyette yapıştırmayalım. Veya işte bu kafada giden padişaha bağlı falan adamlar mı? Çok Fransız devriminden etkilenen entelektüeller mi? Hem o hem o hem o hem o. Yani o ne derecede alınmış, nasıl bir sentezi var bunların? Onu bir de hangi bilmiyorum. Döneme odaklanarak bakıyorsunuz? Ama çok ilginç insanlar olduğu belli bu kadronun. Evet. Yani bunları zor da buluyorsun çünkü bunlar yazmayı da çok sevmiyorlar. İşte mesela Falih Rıfkı'nın Zeytin Dağı hikayesini okuyorsun. Orada görüyorsun bir imparatorluk çocuğu ne. İmparatorluğunu yeni tanıyor gazeteci bile. Yani harpte yedek subay oluyor diye. Tabii İstanbul bebesi Fransızcayı biliyor gazeteci. Askerlik yapıyor diye imparatorluğunu tanıyor aslında, Mezopotamya'yı, Kudüs'ü, Filistin'i falan. Çok enteresan bir şey. Evet. Ve o tanıdığı imparatorluk karşısındaki vaziyeti, tuttuğu muhasebe ve ondan sonra gelip adamın yeni cumhuriyetteki durumu kitap oradan çıkarmaya kalkıyorsun. Seyahatnamelerine bakıyorsun. Doğrusu ben çok merakla okudum Falih Rıfkı seyahatnamelerini. Beni çok heyecanlandıran pasajlar var. Hiç heyecanlandırmayan, çok yüzeysel gördüğüm pasajlar var. Hiç hoşuma gitmeyen bir çelişki de var. O da şu mesela, Moskova ve Roma. İki taraftaki disiplini, örgütlenmeyi hayranlıkla söz konusu ediyor. Yani Moskova'yı ve Roma'yı. Düşünebiliyor musun? Bu enteresan. Ben şu anda bir araya getiremiyorum onları. Ama işte o dağınık İtalya'yı tabii biliyordu o bir parça. Mussolini'nin orada neleri nasıl zorla organize ettiğini biliyor. Ona hayran. Ve Rusya'nın bazı şeylerin Stalin devrinde nasıl organize edildiğini düşünüyor. Ne adamda sosyalizmin ruhunu anlamak var ne de faşizme karşı ben büyük bir sempati beslediğini zannetmiyorum. Yavaş yavaş yanınıza geliyorum. Defterin evet. Son satırını size yazdırmak için hocam. Evet. Bu defterin şu son 3 satırına sizden birkaç cümle rica ediyorum ama bugün Cumhuriyet'le ilgili duygularınızı alabilirim ya da nasıl isterseniz, içinizden nasıl gelirse bir de güzel fotoğrafımızı çekeceğim. Çok teşekkür ederim. Cumhuriyet'in bu yıl 99. yılını kutluyoruz. Gerçekten aslında bambaşka bir perspektiften bakmamızı sağladığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi size bir soru soracağım ama programı kapattıktan sonra cevabı alacağım. Olur mu? Anlaştık mı? Hay hay. Tamam. Düşünün ki Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın arkadaşısınız. Ama hani mücadele arkadaşı değil, bayağı eve gelip dertleşiyor sizinle.
Olabilir ve böyle bir şey. Tatlı yani bir yapıyormuş. Şey. Yapıyormuş mesela, bunu yani o dönemin entelektüelleriyle yapıyormuş. Zaten bunu. O dönem yaşasaydınız kesin o siz olurdunuz da. Bilmiyorum yani. Mesela ona ne söylemek isterdiniz? Bunu düşünün, hemen programı kapatıp cevabı alacağım, tamam mı? Evet. Anlaştık değil mi? Efendim, fazla söze gerek yok. Hocaların hocası konuştuktan sonra öğrendiklerimi cebime koyup yola devam etmek kalır bana. Işığımız bol olsun, cumhuriyetimiz daim olsun. Bambaşka sohbetlerde yine bir arada olacağız. Hoşçakalın. Hocaların hocası İlber Hoca onurlandırdı programımızı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılında beraber olmak çok güzeldi. Tarihe bütünsel bakış açısına hep hayrandım zaten ama Atatürk'ün doğduğu zamana karşılıklı sohbet ederek bakmak ve bilgilenmek paha biçilmezdi. Defterinin satırlarını şöyle tamamladı. Bu programda Cumhuriyet'in 99. yılına konuşma yapmak, Atatürk'ten bahsetme fırsatı bulmak çok duygulandırdı beni.